Osmanlı Devleti'nin bir milleti olan Yahudiler uzun yıllar farklı şehirlerde yaşamışlar. Pek çok meslekte söz sahibi olmuşlar zaman içerisinde. Hatta padişahların doktorları da çoğunlukla Yahudilermiş. Kendisini Mesih ilan eden Yahudi Sabatay Sebi son dönemde zenginleşen Galata bankerleri gibi ünlü Yahudiler yaşamış. Yahudiler için kutsal sayılan Kudüs ve Filistin'de 400 yıl boyunca Osmanlı idaresinde kalmıştır. Bugün İsrail okullarında ders kitaplarında Osmanlı Devleti nasıl anlatılmış bir bakalım. Bahsedeceğim konular ilkokul, ortaokul ve lise ders kitaplarında geçen konu anlatımlarına yapılan çıkarımlar. Osmanlı Beyliği kuruluşu ve fetihlerle genişlemesi tarafsız hatta olumlu bir şekilde anlatılmış. Türklerin Asya içlerinden batıya doğru ilerledikleri, İslamiyetle karşılaştıktan sonra Müslüman oldukları söylenmiş. Bir kitapta Türklerin ilerleyişi için şöyle deniliyor. O zamandan itibaren Türkler kendilerini özellikle Hristiyan Bizans İmparatorluğu'na karşı İslami cihat için çalışan kimseler olarak görüyorlardı. İstanbul'un fethi için devlet için bir dönüm noktası benzetmesi yapılmış. Fetihten sonra askerlerin 3 gün boyunca şehri soyup talan ettiği hatta şehir sakinlerini acımasız da öldürdüğü yazılmış. Savaşın bitmesiyle birlikte Sultan II. Mehmet'in zaferle şehre girdiği Ayasofya'nın mozaiklerinin üstünü kapattırarak camiye dönüştürdüğü yazılmış. Sultan II. Mehmet'in fetihten sonra ekonomik kalkınmaya yardımcı olacaklarını düşünerek Yahudileri de şehre yerleştirdiği, Yahudilere dini ve hukuki özgürlük tanıdığı anlatılmış. Özellikle Yahudilerin kabul edilmesine ekonomik kalkınmayı öne çıkarmışlar. Kitaplarda Osman Devleti'nin kısa zamanda gerçekleştirdiği büyük fetihlerin ardında disiplinli ve savaşçı ordularının olduğu belirtiliyor. Kitapta geçen bir ifade şöyle, eli silah tutan tüm tüm Türkler sultanın çağrısı üzerine sefere çıkmak zorundaydılar. Onların kolay hareket eden süvari ordusu Hristiyan Avrupa halklarının ağır hareketli süvari ordusuna göre daha güçlüydü. Devşirme sistemi Yeniçerilerden de bolca bahsedilmiş. Devşirmeler anlatılırken Balkan ülkelerindeki gibi aşağılayıcı bir tavırla değil daha nesnel anlatılmış. Devşirmelerin sonradan aileleriyle görüştüğü onlara yardımda bulunulduğundan bahsetmiş. Bu konunun böyle anlatılmasında Yahudilerin devşirme alınmaması da etkili olmuş olabilir. Osmanlı'ya sığınan sefaret Yahudileri ve öncesinde yaşayan Yahudiler için olumlu bir tablo çizilmekte bir cümle aktarayım kitaptan. Engizisyon'un İspanya'da ortalığı kasıp kavurduğu bir zamanda Türkiye Yahudileri, Türk yetkililerinin adaletli yaklaşımından ve tam bir din özgürlüğünden faydalanıyorlardı. Pek çok Yahudi, Sultan'ın ordusuna katılarak ona Selanik'in fethinde yardım etmişti. Sefarat Yahudileri için 2. Beyazıt'ın şöyle de dilde yazılmış. İspanyol kralı Yahudileri ülkesinden sürmekle son derece aptalca davrandı. Biz ise bilgece davranacak ve Yahudileri kabul edeceğiz. Onlar bize pek çok fayda getirecek ve ülkemizi zenginleştirecekler. Yani zulümden ve ölümden kaçan Yahudilerin Osmanlılarca kabul edilme sebebini ülkeyi zenginleştirmek olduğunu yazmışlar. Kitaplarda sadece Yahudilere değil, gayrimüslimlere gösterilen hoşgörüden de bahsediliyor. Gayrimüslimlerin fazla vergi ödemelerine rağmen ticari olarak herhangi bir kısıtlama yapılmadığı, Müslümanlar gibi can ve mal güvenliğine sahip oldukları anlatılmış. Herkesin kendi inançlarına göre özgürce yaşadığı, kimseye dinini değiştirmeye zorlanmadığı ayrıca çok az kilisenin camiye çevrildiği de söylenmiş. Fetihlerin durması ve savaşlarda başlayan yenilgiler gerileme dönemi olarak anlatılıyor. Osmanlı Devleti içerisinde 17. yüzyılda sorunların ortaya çıktığı ancak padişahların bunlarla pek ilgilenmediği söylenmiş. Saray entrikaları, rüşvet, görevini düzgün yapmayan memurların düzeni bozduğu anlatılmış. Ülkedeki düzensizliğin, ticareti ve tarımı etkilediği, ülkenin gittikçe fakirleştiği ve güçsüzleştiği yazılmış başka mesele de yeni buluşların dine aykırı olduğu için din adamlarınca reddedildi. Yeniçeri muhalefetinin padişahın istediklerini yapmasını engellediği yazılmış. Kitaplarda ikinci Abdülhamit dönemi ise son derece olumsuz anlatılmış. Anayasayı kaldırıp meclisi kapatması, hafiyeler ve jurnallerin çoğalıp insanların üzerine azıtan baskılar ayrıntılı anlatılmış. İlerlemeci, aydın düşünceli kişilerin hapsedildiği veya öldürüldüğü, kitap ve gazetelerin sansürlendiği bir dönem olarak tasvir edilmiş. Bunun dışında ikinci Abdülhamit döneminde yaşanan diğer olumlu gelişmelerden maalesef bahsedilmemiş. Ermeni olaylarını ayrı bir başlık altında değerlendirebiliriz. Ermeni olayları yıllar içerisinde değişen tarih kitaplarında anlatım olarak da değişmiştir. 1948, 1970 ve 2014 yıllarına ait ders kitaplarından örnekler verebilirim. İlk kitaplarda herhangi bir tanımlama yapılmadan olaylar anlatılırken daha sonra etnik temizlik ve ardından soykırım terimleri kullanılmıştır Ermeni olayları için. Dünyadaki genel eğilimin İsrail ders kitaplarına da yansıması denilebilir. Ders kitaplarında Osmanlı'ya bakış açısıyla ilgili genel bir değerlendirme yapacak olursak 1970'lerden 1990'lara kadar basılan kitaplarda disiplinli ve savaşçı ordusu gayrimüslimlere karşı hoşgörüsü takdir edilerek anlatılmış Osmanlı devletinin. Osmanlı ilerleyişinin takdirini bir kitapta geçen şu cümlede görebiliriz. Hristiyan komşularından zulüm gören Bizans Yahudilerinin Osmanlıları sevinçle karşılaması boşuna değildi. Osmanlıların başarısını birkaç şeye bağlamışlar bu arada. Güçlü ordunun yanında hoşgörülü davranmaları, Avrupalı devletlerin başarısızlığı. Avrupalı devletlerin başarısızlığı ile ilgili bir cümle alalım kitaptan. Hristiyan Avrupa Türklerin fetih seferi karşısında çaresiz kalmıştı. Bunun nedeni sayıca az olmaları değil, aralarındaki bölünmüşlüktü. Hoşgörü konusunda aslında Osmanlıların sanki yüzlü davrandıkları bahsediyorlar. Osmanlıların aslında kalabalık gayrimüslim topluluklarının isyan etmesini önlemek için hoşgörülü davrandıklarını söylemişler. Göç eden Yahudileri Osmanlıların kabul etmesinin asıl sebebini ise Yahudilerin ülkenin kalkınmasına katkında bulunacaklarını umdukları için oldukları yazılmış. Tanzimat reformları övülmüş. Ancak yeterli ilerlemenin, modernleşmenin muhafazakar çevreler tarafından Osmanlı Devleti'nde engellendiği söylenmiş. Yahudi tarihi için önemli bir olay Sabatay Sevi olayı da oldukça uzun ve detaylı bir şekilde anlatılmış. Kendisini Mesih idan eden Sabatay Sevi'nin arkasında Mesih Kral Çok Yaşa, Sultan Sevi Çok Yaşa diyen Yahudilerin arkasından gittiğini, Sultan ve İmparatorluk yerine Sabatay Sevi'ye dua ettikleri anlatılmış. Ancak dönem içerisinde Yahudilerin bu durumdan korktuklarını söylemiş. Çünkü toplu katliam ya da sürgün riski taşıdığını düşünmüşler bu olaylar. Hatta şöyle bir rivayet de var kitapta. Sultanın bu sırada ülkesindeki tüm Yahudilerin kökünü kazımak istediği ve danışmanlarının ancak güçlükle onu bu kararlarından döndürdükleri yönde rivayetler bulunuyormuş.